Dün akşam saatlerinde Şerafettin Bahadır kardeşimiz siyah bir BMW ile önce takip ediliyor. Bir köyde önü kesiliyor. Oradan kurtuluyor kendisi. 112'yi arıyor. Tehdit edildiğini, takip edildiğini, yolun kesildiğini isim vererek belirtiyor. Bir sonraki köyde, kendi köyüne girişte aynı araç önünü kesiyor ve arabaya yaklaştığında kendisinin ifadesi, kızım içeride, kızımı bırakayım, nereye istiyorsanız gelin. Ama delikanlılık, racon, böyle bir kızının yanında, ailesinin yanında bir babaya yapılmaması gerekir. Aslında hiç yapılmaması gerekir ama kızının yanında hele böyle vahşice sopalarla girerek iyice darp edilip arkasından ayaklarına sıkılıp en sonunda havaya ateş açarak mesaj vermeye çalışıyorlar. Dediğim gibi mesajı aldık. Ama kirli oynanmak istenen oyunların aleti olmayacağız. Ülkemize maalesef buna benzer olaylar zaman içinde farklı şehirlerimizde yapıldı. Kayseri'de bunun yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Ama şunu da belirtmek isterim. Uzun zamandır Kayseri'de bir devletle gücü arkasına alan bir terörizm estirilmektedir. Sarız Belediye Başkanlığı basılıyor ve kendi partisinde olması da aynı partideki insanlar tarafından basılıp belediye başkanı darp ediliyor. Akıbetleri ne oldu baskın uygulananların? Arkasından yetmedi, bir televizyon kanalı basılıyor. Yine kendi partilerinden bir belediye meclisi öldürülseye dövülüyor. Görüntülerde 50'ye 60'a yakın insan tespit edildiği halde maalesef sadece 3-5 kişinin basit bir olaymış gibi geçiştirilmesiyle kalıyor. Bir sürü durumlarda sıkıntılar yaşanıyor ve sonuç olarak baktığınızda maalesef bunları güçlendirecek, bunları cesaretlendirecek eylemler yapılmakta ve her olayın arkasında sadece ya meczup ya birkaç kişi üzerinden veya ailesel bir mesele gibi yansıtılarak bertaraf edilmekte ve bunlara cesaret verilmektedir. Buradan ilim valisine, yargısına, mülki amirlerine, yetkililerin herkese seslenmek istiyorum. Bu olayları sebep verenlerin başını okşayarak Kayseri'de huzuru sağlatamazsınız. Eğer bir ahlaksızlık, bir darp, bir terörizm estiriliyorsa, ucu kime dayanıyorsa, nereye gidiyorsa gitsin, bunun mutlaka takipçileri ve en son yaşanan olay, işte o cesaretlenen, belediyeyi basan, gazetecileri döven, gazeteleri basan, meclis üyesini dövenlerin sadece birkaç kişiyle sınırlı kalarak ödüllendirilmesi gibi cezalandırılmaması, işte bugün kızının önünde bir insanın şu anda hayati tehlikesi var, uyutuluyor. Dua ediyoruz. Şerafettin kardeşimiz inşallah sağlığına kavuşur. Ama mutlaka biraz önce de belirttiğim gibi ucu nereye dayanırsa, kime dayanırsa, makam, mevkiye bakmadan mutlaka bu olayın sonuna kadar takip edilmesi gerekecek. Tabii dünden beri İlimizin valisi Sayın Gökmen Çakırsın, Emniyet Müdürümüzle Teşkilatı, İl Jandarma Komutanı, Sağlık Müdürü, Başhekim Vekili Ulaş Hocam olmak üzere herkes bir hassasiyet gösterdiler. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak da kendilerine teşekkür ediyorum. Ama dediğim gibi sorumlulukları büyük. Bu olay basit bir aile kavgasına, yok 31 Mart'ta şöyle oldu böyle gibi indirmeye kimsenin hakkına değildir, haddine değildir. Hiç kimse olayı bu şekilde bağlandırıp basit bir aile kavgasına dönüştürme yapamaz. Arkadaşlar bunu basında yapıyorsa, bunu ikamirde yapıyorsa, bunu sivilde yapıyorsa Kayseri'ye yazık eder. Olayları örtbas ederek, halının altına süpürerek huzuru sağlayamazsınız. O yüzden sağduyu çağrısı yapıyoruz. İçimiz kan ağlayarak da olsa sağduyu çağrısı yapıyoruz. Şehrimizi düşünüyoruz. Ülkemizi düşünüyoruz. Ülkemizde oynanan kirli oyunların tecrübesini yaşayan, bilen bir insan olarak bu olaylara Kayseri'mizde yaşanmaması için her şey yapıyoruz. Ama aynı hassasiyeti diğer partilerden, diğer bürokrasiden ve kuruluşlardan da bekliyoruz.
diyoruz. Evet, Türk toplumu olarak dedik ama Türk toplumunda özellikleri vardır, gelenekleri vardır, görenekleri vardır. Dediğim gibi ailesinin yanında, kızın yanında bir insan bu şekilde darp edilemez. Sağduyu çağrımızı tekrarlıyorum. Pınarbaşı seçimlerinden önce de yapmış olduğum açıklamada 2 Haziran'ı değil, 3 Haziran'da kaldırımda birbirine ters bakan değil, kol kola yürüyen bir Pınarbaşı huzur için hiçbir belediye başkanlığı bir insanın canından daha önemli değildir arkadaşlar. Sayın Belediye Başkanımız yanımızda. Şerafettin kardeşimiz komada. İnanıyorum ki o kardeşimize bir şey olmasın diye belediye başkanlığını bırakacak, hiç girmeyecek bir arkadaşımız. Ama dediğim gibi sağduyu, mütevazilik, beyefendilik bize yakışıyor. Ama bu beyefendiliğimiz, bu sağduyu çağrımız, bu mütevaziliğimiz de farklı algılanmasın. Dediğim gibi mesajı cebimize koyduk. Hepinize saygılar sunuyorum. Sorunuz varsa sorunuzu alacağız. Evet. Şimdi genel başkanımız aradı mı ya da buraya bir aradı. Şey olacak mı? Evet. Genel başkanımız dünden beri aralıklarla bilgi alıyor. Kendisi zaten talimatı. Başkan sağduyulu davranacağız. Olayın basit bir olay olmadığının farkındayız. Takipçisiyiz. Kendisi de zaten bilgi attı. Ve ilginç olan bu olayların hepsi gelip belli bir yere dayanıyor. Ve insanlar dediğim gibi artık neyin ne olduğunu görebiliyorlar. Sayın Genel Başkanımız da bu anlamda gerekli girişimlerde bulunacak. Bir heyet bugün genel merkezden gelecek. Dediğim gibi şu anda yakalan bir kişi test, ikincisi jandarma bölgesi, tam bilgi de alamadım. Araçta şu bilgiyi de vereyim. Olayı yapan iki kişi ama araçta bekleyen iki kişi daha bahsediliyor. Şahitler yapıyor. Onlar araçta bekleyip herhangi bir şey olduğunda devreye girecek gibi organize ediliyor. Yani tamamen organizeli bir durum. Heyet de gelecek bugün. Başkanım, sosyal medyada milletvekili Barkerson, Özgür Özel'le falan bir tartışmaları falan oluyor. Barkerson'u aradığımı ya da bir iletişime geçildi mi? Arkadaşlar, biraz önce de ifade ettim ya, üzüldüğümüz nokta, biz bu kadar sağduyulu ve mütevazi davranırken, bu Kayseri'yi ilgilendiren bir şeyken, maalesef mevkidaşlarımız arayıp bir geçmiş olsun dileklerinden dahi bulunmadılar. Bir tek Büyükşehir Belediye Başkanı aradı. Tabii bürokrasi haricinde Sayın Vali, Emniyet Müdürü, Sağlık Müdürü'yle şükürlük. Ama çevrecilerimiz çok var. Asit yağmuru sınır tanımaz derler. Kayseri'de huzur bozulursa herkes huzursuz olur. Ve duyarlı olması gereken siyasilerin ve ben Halk Partisi İl Başkanı olarak mevkidaşlarım olan olsun Cumhurbaşkanı'ndan bir telefon dahi geçmiş olsun, telefon dahi gelmelerdir. Sosyal medyada paylaşımlar yapmış olabilirler. Ama yakışan töre bir telefondur veya bir ziyarettir arkadaşlar. Bu bir mesaj olurdu. Buraya gelmeleri veya bir telefon açmaları, İşte Kayseri kamuoyuna benim biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı olarak yapmış olduğum çağrı ve sağduyu bütün partilerin gibi temsil edilmiş olabilir. Ama maalesef mevkidaşlarımız da öyle bir davranış görmedi. Şey yapalım. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz diyorum hepinize. Keşke bugün bayramlaşabilseydik, bayramın son günleri. Kayseri'de bayram başladı Atatürk heykeline saldırıyla. Dün de bayram bitiyor, bugün bayramın son günleri artık. Cumhuriyet Halk Partili bir kardeşimiz bugün komada ölümle cebelleşiyor. Acaba bir insanın canı 100 tane Pınarbaşı kazansak ne olur? 1000 tane Pınarbaşı belediye başkanlığı kazanılsa, kaybedilse bir Şerafettin'in, Bahadır'ın canına değer mi? Biz kesinlikle değmez diyoruz. O can hayatta olsun, hiçbir belediyemiz olmasın gerekirse. Bunu artık insanların hazmetmesi lazım. 31 Mart'ta kazandık, yaşananları hep beraber tüm Türkiye gördü. 2 Haziran'da tekrar kazandık, işte geldiğimiz noktayı görüyorsunuz. Kayseri bunları hak etmiyor arkadaşlar. Kayseri çok müstesna bir şehir. Kayseri ama ne yazık ki bu tip olaylarla konuşuluyor. Bu tip olaylarla gündeme geliyor. Kayseri huzur şehri diyoruz.
Kayseri dostlukla aziz, kadim bir kent diyoruz. Ama ne yazık ki bu şekilde gündeme gelmesi beni bir Kayseri milletvekili olarak çok üzüyor. Televizyonlardan gelen sorulara cevap vermekte gerçekten zorlanıyorum. Artık milletin iradesinin üzerine irade yoktur diyoruz ya her zaman. Ulu Önder Gazi, Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Pınarbaşı halkı kararını vermiştir ve belediye başkanı olarak Sayın Deniz Yağan'ı seçmiştir. Artık bunun üzerinde kirli tezgahlar, kirli oyunlar planlamak, hayata geçirmek Kayseri'ye bir menfaat sağlamaz. Adı geçen şahıslara da, partilere de bir menfaat sağlamaz. Bakın Türkiye'de gazeteciler tehdit ediliyor. Sokak ortasında insanlar infaz ediliyor. Yine Pınarbaşı'nın merkez köylerinden, merkez mahallesinden bir insan kızının gözleri önünde önce darp ediliyor, sonra da vuruluyor. Bunlar yakışıyor mu 21. yüzyıl Türkiye'sine ve Kayseri'mize? Şimdi geçmiş olsun, adalet yerini bulacaktır, hep beraber diyoruz. Ama o insan ölümle pençeleşiyor. Ben şimdi oradan geldim. Hala hayati tehlikesi var, hala uyutuluyor, en az 5 gün uyutulacak. Yani kurtulur mu? Tüm dualarımız onun kurtulması için. İnanın bu basın toplantısı bile, karşılıklı konuşmak bile bizim için şu an boş. O canımız hayata dönsün, gerisi bizim için daha füzah diyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. İlk cümlede başkanım. Çalışma arkadaşım. Şimdi her şeyden evvel çalışma arkadaşımız Şerafettin Bahadır'ın yaşamış olduğu bu şeyden dolayı gerçekten artık söyleyecek kelime bulamıyorum. Yani kelimeler boğazımda düğümleniyor. Onun sağlığı, onun can güvenliği hepimiz için çok önemlidir. Ama dediğim gibi bu ortamı germeye çalışıyorlar. Biz o ilçede hep birlikte kardeşle yaşıyoruz. Hep birbirimizi tanıyan insanlarız. Yani bu kin, bu nefret niye? Biz buna bir anlam veremiyoruz. Orada biz Kürdüyle, Avşarıyla, Çerkeziyle, ne bileyim Muhaciriyle, Karslısıyla hep birlikte böyle kardeşçe yaşıyoruz. Ama 31 Mart seçimlerinde bu kardeşliğimizin üzerine gölge düşürülmeye çalışılıyor. Bu kirli oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Biz bunun bu şey kirli oyunlar üzerinde sağduyulu olmaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi Pınarbaşı halkı bunun da üstesinden gelecek. Emin olun Pınarbaşı hak ettiği yere gelecek. Ama her şeyden önce bu kardeşimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını diliyorum. Ailesine de temenniler diliyorum. Hepinizi teşekkür ediyor. Saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan, o gün teşkilat önünde oynanan oyun arkadaşlar söyler misiniz? İnşallah sizin bakın arkadaşlar. Biraz önce basın açıklamasına söyledim. Lütfen farklı bir yere çekecek, farklı meşrulaştıracak şeylere girmeyelim. Bir seçim kazanıldığında biz orada sevincimizi dahi yaşamadık. Emniyet istedi, burada sıkıntı olmasın diye yapmadık. Ama insanların gerginlikken orada çalınan bir müzikteki hiç ilgisi yok. TRT'nin içerisinde olan bir insanların bunu daha önce belirttik. Ama maalesef söylediğiniz değil. Söylenmek istenen ifade ediliyor. O olaya girmek üzere. O zaman arkadaşlar bakın, bugün hastanede ölümle pençeleşen arkadaşımızın da 3 parmağı yok. O da engelli. Biz bunu mu konuşuyoruz? Ve gidip kendisinden özür diliyor. Memduh Bey'den gidip Bahadır kardeşimiz özür diliyor. Kasıtlı olan bir şey değil. Bir siliye koyarsınız 20-30 tane parça çalarken geçer. Kimsenin öyle bir şeysiyle dalga geçmene gidiyor. Bu yapılmak istenen, çekilmek istenen, sanki o 31 Mart'taki oyuna bir karşılığıymış gibi değil arkadaşlar. Bakın bu işi basitleştirir. Algı yaratır. Kayseri'de tekrar söylüyorum. Devleti arkasına alarak bir terörizm yaratılıyor. Bu ülke Sivasları yaşadı, Maraşları yaşadı, Çorumları yaşadı. Bakın Kayseri, tekrar söylüyorum, birkaç olay söyledim. Bunları lütfen basit geçmeyin. Basit geçmeyin. Kitlesel olaylar bir anda olmaz. Fitil ateşlenir, oluşturulur, ortam oluşturulur.
Kayseri pilot bölge seçilmiş diyebilecek kadar da iddialı söylüyorum. Kayseri'de uzun zamandır farklı şeylere göz yumuluyor arkadaşlar. O yüzden getirip de oynanan bir oyun gibi yaparsanız yatan insana hakaret etmiş olursunuz. Olayı basitleştirip ve meşrulaştırmış olursunuz. Her oynayanı vurmanız mı lazım? Her oynayanı gidip bir şeye mi atlayak lazım? Sen oynarken elini kaldırdın. Sen oynarken şunu yap bunu demek lazım. Seçim içerisinde sevincimizi yaşamadık arkadaşlar. Sırf Pınarbaşı'da huzur bozulmasın diye partililerimiz bana tepki göstermelerine rağmen saat 11.30'a kadar herkesi dağıttıktan sonra ayrıldım. Ama getir bu kadar basitleştirmek ne kadar hassasiyetmiş canım. Sizden rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen bu kadar basitleştirmeyelim. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Sağ olun.